Günlerdir yeni doğan çetesi iddianamesini okuyorum diyen Deniz Zeyrek güne damga vuran bir haber paylaştı. Çetenin kullandığı özel hastanelerden biri olan Avcılar Hastanesi'nin sahibi de olan Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yapmış Mehmet Müezzinoğlu ile yaptığı görüşmeden detaylar aktaran Zeyrek, "Yazıklar olsun böyle düzene" diyerek isyan etti. Kendisine yönelttiğim soruları ve Müezzinoğlu'nun yanıtlarını aynen aktarıyorum. Bu durumdan Perşembe akşamı haberdar olduk. İki gündür fotoğrafı netleştirmeye çalışıyoruz. Ancak soruşturmanın gizliliği nedeniyle taleplerimiz karşılanmadı. Kendi hastanelerindeki duruma dair sorulan soruya ise şu yanıtı verdi. Şu ana kadar incelenen dosyalara göre bizim hastanemizde bir sorun görünmüyor. Etik kurallara uymuşlar. Belki de bizim hastaneyi diğer hastanelerle sözleşme imzalayabilmek için bir güven unsuru olarak kullandılar. Bizimle olan işbirliğini kullanarak diğer hastanelerin güvenini kazanmaya çalışmış olabilirler. Ancak en büyük hatamız bu insanlarla sözleşme imzalamak. Keşke bunu yapmasaydık. Sözleşme süresiyle ilgili olarak 17 aylık bir süre boyunca bu kişilerle işbirliği yaptık diyen Müezzinoğlu, yoğun bakım ünitesiyle ilgili olarak da biz sadece yoğun bakım ünitesini kiraya verdik. Hasta sayısı ne olursa olsun kazancımız artmadı. Zaten yoğun bakım servisimiz en az %20 zararla çalışıyordu şeklinde konuştu. Çetenin usulsüzlüklerini fark edip etmedikleri sorusuna ise net bir şekilde, "Hayır, fark etseydik anında sözleşmeyi iptal ederdik." Bu süre zarfında Sağlık Müdürlüğü tarafından üç defa habersiz, iki defa da haberli olmak üzere denetim yapıldı dedi. Müezzinoğlu soruşturma başladıktan sonra kimsenin gelip onları uyarmadığını belirtti ve ekledi. Bu hastaneyi 40 yıl önce açtık. O zamanlar amacımız para kazanmak değil, mesleğin saygınlığına uygun sağlık hizmeti sunmaktı. Hala bu anlayışla devam ediyoruz. Müezzinoğlu'nun açıklamalarını aktaran Zeyrek, olayın asıl sorumlularının çete üyeleri olduğunu vurguladı. Ancak bu usulsüzlüklerin Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün gözler önünde gerçekleştiğine dikkat çekerek yetkililerin hiçbir sorumluluk almadığını ifade etti. Yazıklar olsun böyle düzene diyerek sözlerini bitirdi.